Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Anadolu Rock, protest ve özgün müziğin nadide sanatçılarından Süvari Öztürk beyefendi. Süvari Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Ali Bey. Teşekkür ederim davetiniz Süvari Bey, sizin son zamanlarda çok güzel kliplerinizi dinledik, single'larınız tekil diyorsunuz herhalde Türkçe'de. için. Bunları izledik, seyrettik. Gerçekten çok kalbe, gönle dokunan ve hissiyatımıza çok güzel tercüman olan güzel klipler bunlar. Çok güzel şarkılar. Evet. Ve bunlarla da birlikte bir enkaz adı altında güzel bir son albüm yaptınız. Evet. Bu Türkiye'nin şu anki durumunu belki özetleyen bir şey bu enkaz. Bu konuda ne demek istersiniz bu yaptığınız albümle alakalı? Şimdi benim şarkılarım genel itibariyle zaten Türkiye'nin yakın tarihine ayna tutan, o dönemi resmeden şarkılar. Enkaz şarkım da son yayınladığım klipte o şarkılarımın bir fihristi gibi, işte içerisinde hayal kırıklığını, acıyı, öfkeyi barındıran protest bir eser. İşte ha bir düşün ne olacak geriye kalan, bir harabe, bir enkaz ve dört bir yan talan. Her işte sahtekarlık, yolsuzluk, yalan, benim güzel yurdumun suçu ne ulan diye devam eden bir şarkım. Enkaz albümümde benim son 6-7 yılda yaptığım şarkılarımdan derleme, seçme şarkılardan oluşan bir albüm oldu. Zannedersem son dönemde gerçek manada protest müzik örneklerinden de ender çalışmalardan da bir tanesi. Evet, şimdi ondan küçük bir kesit sunalım izleyicilerimize. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Buyurun. Geriye kalan bir harabe, bir enkaz ve dört bir yan talan. Her işte sahtekarlık, yolsuzluk, yalan, benim güzel yurdumun suçu ne olan? Her işte sahtekarlık, yolsuzluk, yalan, benim güzel yurdumun suçu ne olan? Kara kara bulutlar gökleri saran, alçaklık ve ihanet artık alkışlanan, münafıklar, Yezidler önde saf tutan, benim kubbelerimin suçu ne olan? Münafıklar, Yezidler önde saf tutan, benim kubbelerimin suçu ne olan? İnsanlıktan habersiz yığınla insan, zalime taht gösterir alime zindan. Hatır gönül kalmamış kardeşler düşman, benim annelerimin suçu ne olan? Hatır gönül kalmamış kardeşler düşman, benim annelerimin suçu ne olan? Muhtaç yuvalar perişan, masumlar hep firarda, yollarda kalan, cansız soluk bedenler kıyıya vuran, el kadar yavruların suçu ne olan?
cansız soluk bedenler kıyıya vuran el kadar yavruların suçu ne olan? Cansız soluk bedenler kıyıya vuran senin hiç Allah'tan korkun yok mu? Evet, gerçekten çok güzel bir albüm olmuş. Orada çok kısa bir kesit izledik ama gerçekten bütün izleyicilerimize tavsiye ederiz. Buradan da YouTube linkini de veririz bütün izleyicilerimize. Herkese de tavsiye ederiz. Gerçekten bütün hissiyatımıza dokunan, Türkiye'nin şu anki makus talihini, kötü durumunu gösteren bir klip, bir şarkı, bir derleme diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ben Süvar Bey, bu klibe baktığımız zaman ve diğer şarkılarınıza dikkat ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Türkiye'nin maalesef son 7-8 yılının içerisinde yaşamış olduğu enkazı çok güzel ifade ediyorsunuz. Her mahalleden çok mağdur ve mazlum var ve bütün bunların hepsinin dertlerine, mazlumiyetlerine, mağduriyetlerine tercüman oluyorsunuz. Bu bağlamda Türkiye'nin son 7-8 senesini hukuk, insan hakları, adalet, özgürlükler açısından değerlendirebilir misiniz? Evet, şarkımda da ifade ettiğim gibi, biraz önce de anlattığım gibi, Türkiye esasen taşıyla, toprağıyla, havasıyla, suyuyla gerçekten çok sevilmeyi hak eden ve gerçekten aslında kıskanılmayı hak eden bir ülke. Hani artık son dönemde Avrupa bizi kıskanıyor derken insanlar bununla dalga geçiyor ama ülke gerçekten çok güzel bir ülke. Ama bu güzel ülkenin insanların da mutlu, umutlu, huzurlu olmalarını istiyoruz. Baktığımızda son yıllarda insanların umudunun, mutluluğunun, heyecanının maalesef işgal edildiğini, çalındığını görüyoruz. İnsanlar artık nefret söylemleriyle birbirlerinden uzaklaştırıyorlar, ayrıştırılıyorlar, mahallelere tıkılıp mahalleler arasındaki mesafeler büyütülüyor, uçlar sivriltiliyor ve artık insanlar birbirlerine düşman oluyorlar. Sevgiyle, muhabbetle, saygıyla bir araya gelmesi gereken insanlar artık birbirlerine düşman oluyor. Benim şarkımda da, enkazda da ifade ettiğim gibi hatır gönül kalmamış, kardeşler düşman. Ve bu maalesef çok içler acısı bir hal. Ben acıyla, öfkeyle ve büyük bir hayal kırıklığıyla izliyorum bu durumu uzaktan. Tabii umuyorum ki yarınlara daha güzel, daha mutlu, daha kenetlenmiş bir toplum olarak ulaşırız. Ama geçtiğimiz yıllarda maalesef durum çok daha farklı oldu yani. İnsanlar Evet, sanatçı bir sevgiyle, ülkenin saygıyla aynasıdır ve önde gelen aslında toplum liderleridir bir anlamda. Toplumu sürükleyen insanlardır. Yaptıkları sanatla, şarkılarıyla, türküleriyle. Bu bağlamda son 7-8 senedir bir kısım sanatçı geçinen insanların saraya yanaştıklarını, 3-5 kuruş için veya makam mevki için, para için gerçekten insanlıktan taviz verdiklerini gördük. Bir kısmının da sadece kendi mahallesi için ses verdiğine şahit olduk. Sizin sanatınıza baktığımızda bir tarafta Yüksel Caddesi direnişçileriyle beraber, Acun Karadağ Hanımefendi ile beraber düet yaparken, onların dertleriyle muzdarip olurken, diğer taraftan farklı kesimlerin dertlerine de tercüman oluyorsunuz, hissiyatlarına tercüman oluyorsunuz. Bu konuda ne demek istersiniz? Saraya yanaşan sanatçılar ve sadece kendi mahallesi için konuşanlar. Ya ben hayatının merkezinde, hani dünya görüşüm itibariyle hayatın merkezinde insanlık ve insanlık onuru değerlerinin bulunması gerektiği kanaatindeyim. Zaten albümde bir şarkımda derdim insandır benim diyorum. Bir yanım alev alev yas tutarım adımakta.
Bir yanım yavrum Berkin ile taşa tutuldu. Bir yanım var masumlarla sürgün adımlamakta. Bir yanım bin bebekle zindanda avutuldu. Dinim sevgi, rengim aşk, dilim vicdandır benim. Bir kalıba sığmam asla, derdim insandır benim. Madımağın ateşiydi sıçrayan baş bağlara. Erenimi vuran eldi kıyan Ahmet Burhan'a. Ve bir yanım var, ağlar durur her bir dökülen kana. Ve tüm benim, tüm benliğim barış ister, adalet ister, kardeşlik ister, yetti artık canıma. Dinim sevgi, rengim aşk, dilim vicdandır benim. Bir kalıba sığmam asla, derdim insandır benim diyorum. Normalde zaten bir sanatçıdan beklenmesi gereken bence onun yandaş, yalaka ve saray soytarısı olması olmamalı yani. Bence bir sanatçıdan onurlu, şerefli, gayretli, üretken ve ortaya halkı için, halkına, milletine umut, heyecan veren eserler koyması, beklenmesi gerekirken, bilmiyorum tabii bizim toplumumuz bugün itibariyle o nitelikte mi? Dolayısıyla saray soytarılığına soyunan, yandaşlık yapan sanatçılar da kendilerince belki haklı olabilirler, bilmiyorum. Ama ben baktığım zaman durduğum yerin en doğru yer olduğunu inanıyorum. Şimdi ben son belki 7 yıl önce, 7-8 yıl önce işte bu şarkılarımı, bu toplumcu, gerçekçi, yer yer protest bu şarkılarımı yapmaya başladığımda çok yalnız bir yürüyüştü benimki. Ali Bey, hani akıntıya karşı kürek çeken şarkılar maalesef zaten yalnızlığa mahkum ediliyor. Ama albüm sürecinden birkaç yıl önce biz bu yalnızlığı Türkiye'de devrimci müziğin öncülerinden sanatçı dostum Ercan Aydın ile paylaştık. Ve çalışmalarımıza birlikte devam ettik. Karşılıklı maddi manevi dayanışma içerisinde albüm süreçlerimizi, onun hazırlığını, stüdyo dönemini falan ve bugün itibariyle Avrupa'da da Amerika'da da konserlerimizi yine beraber diz dize, omuz omuza yapıyoruz. Onun çok güzel bir ifadesi var. O der ki biz özellikle bu derdim insandır benimi duyduktan sonra biz dedi gökyüzünde uçan iki kartal gibiyiz. Yukarıdan baktığımız zaman mahalleleri görmeyiz. Sokaktaki tabelaları görmeyiz. Biz insan görürüz. Nerede bir düşen varsa, nerede bir mazlum varsa yüreğimiz oralı olur. Bu bazen işkencede ölen bir öğretmendir. Bazen Meriç'te boğulan, Ege'de boğulan bir çocuktur, bir gençtir. Bazen sürgünde ölen bir annedir. Bazen Yüksel'de, direniş meydanında, yerlerde sürüklenen bir öğretmendir. Bazen göz kemiği kırılan bir gencecik kadındır. Bazen polis kurşunuyla öldürülen bir gençtir. Nerede bir mazlum varsa yüreğimiz oralı olmalı. Ona bir el uzatmalıyız. Ona bir umut, bir nefes olmalıyız. Bence ben durduğum yer itibariyle sanatımın yerini en güzel bir şekilde böyle görüyorum. Hani şöyle de bir inancım var benim. Tarihimizde yani bize ulaşmış eserlere baktığımız zaman bazıları tarihin kara sayfalarına gömülmüş, bazıları da bugün Minnet Eylemem gibi, Ahmet Kaya şarkıları gibi, Mahsuni Şerif türküleri gibi böyle gönlümüze, kalbimize altın harflerle kazılmış. Bize ulaşan bu sancağın üzerinde, miras üzerinde tepinir gibi tepinip bu şarkıları, bu türküleri, bu eserlerde biz türkü barlarda istismar mı edeceğiz? Yoksa bu toplum yangınına, bu direnişe kendimizde birkaç eser ekleyip, bugünü resmedip, yarınlara bir ibret abidesi olarak ya da bir not olarak tarihe mi bırakacağız? Ben işte bu ikincisini daha doğru bir gaye
olarak görüyorum. Kendi eserlerimi de yaparken, kendi müzikal tavrımda, duruşumda da Ercan dostumla yine beraber bu duruşu biz doğru buluyoruz. Dolayısıyla hani yandaşlık, yalakalık ya da güce, paraya, popüler kültüre angaje olup konser programını doldurmadan ziyade ezilen, umudunu yitiren, yaşama hevesini, arzusunu kaybeden, sürgün yaşayan, zulüm gören, adaletsizliğe uğrayıp düşen halkımızın, insanlarımızın yanında durmayı, onlara bir umut, bir heyecan, bir cesaret olmayı onurlu, şerefli, yüce bir gaye olarak görüyoruz hayatımızda. Bizce Buna çok güzel doğrusu ifade bu ve bunu ettiniz. yapıyoruz. Evet, çok güzel ifade ettiniz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Eyvallah. Ercan Bey ile beraber bu yaptığınız işler çok çok değerli. Aslında hep sanatçılar diyoruz ama sadece sanatçılar değil. Yani herkes için aslında bir umde olması gereken, bir ideal olması gereken şeyler bunlar. Bir anlamda bazılarının ifadesiyle renk körü olmak. Evet. Kartal gibi yukarıdan baktığımızda sadece insan görmek. İşte belki de Elvan'dan tutun da Gezi'de işte zulme uğrayan insanlardan tutun işte şu anda değişik kesimlerden hapislerde çürütülen insanlara kadar hepsinin derdiyle Evet. dertlenmek, ızdıraplarıyla ızdıraplanmak ve onların sesi olmak, soluğu olmak gerçekten çok çok değerli. Her şeyin üzerinde bir değer. O yüzden Evet. Ercan Bey de sizi de ve bu derdi çeken ve bu ses bütün sessizlerin, yığınların sesi olan bütün insanları gerçekten yürekten kutluyorum. Evet, bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Renk körü olmak dediniz ya. Evet. Ben bütün renkleri bir arada görüp onun ne kadar güzel bir zenginlik olduğunu fark etmenin Bu daha da şey güzel, evet. olduğunu, asıl tabii doğru duruş olduğu kanaatindeyim. Evet, bu daha da güzel. Evet. Bir adım ötesi olmuş oldu Eyvallah. bu. Gerçekten ilk defa bunu duyuyorum. Hep renk körü denirdi. Bu çok daha güzel bir şey oldu. Şimdi biraz da tabii seçim atmosferine girdik. Bir hafta sonra seçimler Evet. var. Bu konuda ne demek istersiniz? Şu anki seçim atmosferi acaba bu hukuksuzluk, adaletsizlik bugünkü bir kısım enkazı kaldırabilecek durumda mı? O konuda bir görüşünüz var Ya mı? her şeyden önce umuyorum ki barışçıl ve demokratik bir süreç olur. Milletimiz kaybettiği umudu, mutluluğu tekrar elde eder ve yani şimdi ben Avrupa'da doğdum, büyüdüm. Burada emin olun bir seçim dönemi olduğu zaman sokaklara taşmaz bu mesele. En fazla göreceğiniz şey sokaklarda birkaç tane reklamdır. O reklamlarda nasıl olur biliyor musunuz? Kocaman bir billboard olur. Orada bütün partilerin adaylarının şeyleri, posterları böyle yan yana alt alta dizilir. Arabayla geçerken adaylar bunlarmış dersiniz. Ondan sonra programına bakarsınız. Bu eğitimden bahsediyor. İşte bu biraz daha konservatif. Bu biraz daha muhafazakar. Bu işte biraz daha dini hassasiyet olan bir parti. Herhalde bu daha fazla bana uyuyor dersiniz. Oyunuzu verirsiniz, olur biter. Bizim 14 Mart'ta Hollanda'da çok güzel bir konserimiz oldu Ercan dostumla. Konserden 1-2 saat önce dedik ki gel şehir merkezine işte gidelim bir kahve içelim hem de soundcheck'ten sonra falan biraz kafamızı dağıtmış oluruz. Dedim Ercan biliyor musun dedim yarın dedim burada çok önemli çok büyük bir seçim var dedim ya. Yapma ya dedi. Hani nerede dedi şeyler seçim arabaları, konvoyları, halk nerede dedim. Halk evinde bak halk kafelerde keyfine bakıyor. Hani şey vardır bilirsiniz dur bırak dokunma kaynasın kahvenin suyu. Bana İstanbul'u anlat nasıldı. İnsanlar gülüyordu de trende, vapurda, otobüste yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır bıktım be. Yani biz artık insanların bu seçim dönemini kafelerde işte elinde kahvesiyle, elinde ne bileyim suyuyla, içkisiyle, keyifle geçirdiğini görmek istiyoruz. Yani barışçıl,
demokratik oyu verdiğin zaman olayın bittiği bir düzen görmek istiyoruz yani. Halkların böyle birbirine girdiği, ya burada Amsterdam'da şey olmuş, sandıkların başında Hollanda'da düşünün, insanlar kavga etmişler. Yani Evet. Hollanda'nın kendi seçimlerinde yaşanmadı böyle bir şey. Ama buraya gelen insanlar, oy vermek için bir Maalesef. araya gelen Türkiye'li insanlar orada kavga etmişler. Burada bile böyleyse Türkiye'yi gerçekten düşünmek bile istemiyorum yani. Umarım barışçıl, umarım kardeşçe, umarım insanca ve umarım olabildiğince demokratik bir süreç olur. Ve insanlar sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle bir arada bulundukları, birbirine güvenerek, inanarak oy sonuçlarını hep birlikte alkışladıkları bir dönem olur yani. Ben esasen siyaseti pek sevmeyen birisiyim. Hani ilgim yoktur. Evet. Siyasetçiye de öyle pek hani inanmak, güvenmek zorunda kalmayı da sevmem. Hani umarım öyle bir sistem, öyle bir düzen olur ki bireyler sadece zaten işleyen bir devlet sistemine hizmet eden, destek olan kişiler olurlar. Dolayısıyla bir kişiye işte bir tarafta Erdoğan, bir tarafta Kılıçdaroğlu falan insanların bir kişiye, bir adaya bütün umutlarını, geleceklerini bağladıkları, onu yücelttikleri, ilahlaştırdıkları bir düzen değil. Ama zaten işleyen bir düzende, zaten işleyen bir devlet düzeninde, insan hakları sisteminde her kimse o dönemin başkanı, başbakanı neyse yani o düzene, o güzel düzene, o adalet sistemine, o devlet düzenine hizmet ettikleri, bir katkı sağladıkları bir döneme geçeriz yani. Ne diyeyim? Ben baktığım zaman çok ilgilenmemekle beraber yani kargaşadan böyle düzensizlikten, kavgadan, dövüşten yana bir görüntü görmek istemiyorum. İnsanların mutlu, barışçıl ve huzur içinde olduklarını görmek istiyorum Evet, yani. çok güzel ifade Umarım öyle ettiniz. olur. Hüseyin Çelik Bey'i burada konuk ettiğimde aynı şeyi söylemişti. Savaşa mı gidiyoruz yoksa seçime mi gidiyoruz belli değil. Herkes baltalarını çıkarmış. Sanki düşmanla savaşır gibi. Gerçekten Avrupa'da dediğiniz gibi Amerika'da da aynı şekilde. Yani bir seçim olur biter. Birçok insanın haberi bile olmaz. Birçok insan belki oy bile kullanmaz. Tabii bu tercih edilen bir şey değil. İnsanların oy kullanması, demokratik vatandaşlık görevlerini yerine getirmesi tavsiye olunur. Biz de burada geçen hafta oyumuzu kullandık Amerika'da. Herkese de tavsiye ediyorum gerçekten. Eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız sadece şikayet etmeyin. İstediğiniz şeyleri getirmek için oy kullanın diye herkese de tavsiye ediyorum. O zaman siyaset bu kadar yeter. Şimdi eğer uygun görürseniz siz de canlı olarak birkaç parça bize lütfederseniz çok müteşekkir oluruz. Seyircilerimizi de böyle bir şeyde müzik ziyafetiyle buluşturmak isterim. Uygun görüyor musunuz? Tabii estağfurullah. Neden olmasın? Ne yapalım? Şimdi biraz önce zaten enkazı seyrettik. Ne yapalım? Burası benim müzik odam zaten. Şuradan bağlamamı alabilirim. Beni çok üzen bir durum var. Ali Bey. Bundan 2-3 ay önceydi değil mi? Depremimiz vardı Evet, gündemimizde. evet 3 ay Deprem oldu vardı şu anda. gündemimizde. İnsanlar unuttular, gittiler orada can veren çocukları, orada enkaz altında kalan insanları. Ama ben unutamadım. Benim gündemimde halen o depremde yiğiten canlarımız var. Acı ölüm, genç ölüm demişler. Bir Ahmet Kaya şarkısı okumak istiyorum size. Lütfen Uygun buyurun. görürseniz.
Ve bunu depremde can veren, depremde gözyaşı döken çocuklar için okumak istiyorum. İnşallah. Karanlıkta diyeceğim. Akşam olur, karanlıklar çökende, devriyeler adım adım gezende. Akşam olur, karanlıklar çökende, devriyeler adım adım gezende. Kar kaplamış solmuş güller görende, sarılıp dallarına öpesim gelir. Kar kaplamış solmuş güller görende, sarılıp dallarına öpesim gelir. Sanki gökten kar yerine kan yağıyor, kar altında üşümüş bir çocuk ağlıyor. Sanki gökten kar yerine kan yağıyor, kar altında üşümüş bir çocuk ağlıyor. Yaşlı gözleriyle bana bakıyor. Akan o gözyaşını içesim gelir. Yaşlı gözleriyle bana bakıyor, akan o gözyaşını içesim gelir. İşte böyle karanlıklar içinde devriyeler adım adım gezende, işte böyle karanlıklar içinde devriyeler adım adım gezende, yar uykuda ben yine penceremde, doğacak güneşi göresim gelir. Yar uykuda ben yine penceremde, doğacak güneşi göresim gelir.
Çok güzel. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Gerçekten Eyvallah. güzel bir kesit Teşekkürler. oldu. Güzel Tabii internet sohbet üzerinden oldu. bağlandığımız için ses oraya nasıl ulaştı bilmiyorum. Çok güzel Ama olduğu kadar. geldi. Çok güzel geldi. Gerçekten çok duygulandık. Sizin genel olarak temanızla uygun bir şarkı seçmiş oldunuz. Ahmet Kaya'nın şarkısı dediniz, değil mi? Evet. Evet. Rahmet Çok güzel Kaya'nın şarkısı. seslendirdiniz. Ağzınıza sağlık. Kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mı? İlla ki acıları resmederken, adaletsizlikten, zulümden bahsederken bir yanımız yine çiçek açmalı. Bir yanımız yaprak dökerken bir yanımız bahar bahçe olmalı. İçerimizde umudu her zaman yeşertmemiz lazım. Yarınlara umut dolu gözlerle bakmamız lazım. Hayatı güzelleştirmek için. Yarınlara, çocuklarımıza daha güzel, daha mutlu bir dünya bırakabilmek için çok gayret edip umudumuzu yitirmememiz lazım. Ben albümümün son şarkısı Şafak'ta diyorum ki bu karanlık gecelerin bir şafağın öncüsüdür. Aman vermez acıların bir doğumun sancısıdır deyip devam ediyorum. Ümit var ol diyorum. Güzel günlerin yakın diyorum. Umarım milletçe kenetlenip, birbirimizi sevip, sayıp, kucaklayacağımız güzel yarınlara hep birlikte ereriz diyorum yani. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bu güzel Eyvallah. temennilerle biz de programımızı burada bitirelim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Ali Bey. Hoşça kalın. Evet sevgili seyirciler, bir dahaki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.